Merhaba arkadaşlar, ben Rüştü Hoca. Sözcük türleri konusuyla karşınızdayım. Bakalım sözcük türlerinde neler var? Sınavda bir sözcüğün türü sorulursa neye dikkat edeceğiz? Hemen ona bir bakalım isterseniz. Sözcük türleri. Sınavda bir sözcüğün türü sorulursa yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi türü bakımından, değil mi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır der adam bana. İşte orada devreye sokacağınız bilgi isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat, bağlaç, ünlem mi, eylem mi olacak aslında. Ama hiç kasmaya gerek yok. Sıfata, zamire azıcık hakimseniz bu olay tamamdır hocam. Bir de isimde tamlamaları cebe koydunuz mu gerisi tamamen hikaye. Haydi başlıyoruz hocam. Sözcük türlerinde ele alacağımız ilk muhabbet isim olsun. İsmin diğer ifadesi ad, değil mi? Ad dediğinizi duyar gibiyim. Haydi kaçırma. İsim başlığıyla başlıyoruz. Bakalım neler göreceğiz isim konusunda. Şimdi öncelikle varlıklara verilişlerine göre isimleri kendi içerisinde özel ve cins olmak üzere ikiye ayıracağız. Tekrar, varlıklara verilişlerine göre isimler özel isim, cins isim. Varlıkların sayılarına göre isimler tekil, çoğul ve topluluk ismi. Bu da tamam hocam. Varlıkların niteliklerine göre isimler somut isim, soyut isim. Bunun dışında hocam isimlerde küçültme, haydi kaçırma burası önemli, ve isim tamlamaları. Yazabilirsem, evet yazdım. Haydi kaçırma hocam. Özel isim, cins isim, tekil, çoğul, topluluk, somut, soyut isim, küçültme, değil mi? İsimlerde küçültme ve tamlamalar. Aslında buraya bir de ismin halekleri başlatılabilir ama ek konusunda onu zaten ayrıntılı bir şekilde anlattık, anlatıyoruz. Yani burada ikinci bir başta gerek yok. Yapıyla kafanızı karıştırmaya gerek yok hocam. Şu an sadece isim konusunda bilmeniz gerekenden aslında bana kalırsa tamlamalar. Tamlamalara hakim olursanız hocam somut soyut falan efsane. Yani ekmeğin somut mu soyut mu olduğunu burada tartışmaya hiç gerek yok. İşte kalem tek midir çok mudur, bunlara hiç gerek yok hocam. Yine hepsini tek tek konuşacağız. Sıkıntınız olmasın. Eksiksiz inşallah. Her videoda, her derste yaptığımız gibi eksiksiz geçeceğiz ama yine de tamlamalar kısmına büyük önem verdiğimizi unutmamakta fayda var. Haydi başlıyoruz hocam. Bakalım bu tablo nasıl özetlenir? Nasıl böyle pratik bir şekilde ufak ufak taktiklerle anlatılır? Şimdi onu görelim hocam. Bakın dikkat. Başlıkları yavaş yavaş yazacağım. Tek tek böyle sırayla bütün başlıkları görmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Özel isim. Eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isim. Ama büyük efsane hocam. Yani o kadar gereksiz bir konu ki yeryüzünde hiçbir sınavda cevap olmamış. Yani A şıkkı özel ismi hiçbir sınavda göremezsiniz. Yani öyle bir sınav yok. Doğal olarak bunu bilsen de olur, bilmesen de olur. Hocam diyor, özel ismi ben hiç anlamadım diyor. Allah aşkına anlama. Ya çıkmıyor zaten, anlayıp da ne yapacaksın? Yani hocam diyor Ahmet, eyvallah. Hocam diyor Ankara, olur. Hocam diyor bilmem ne, o da olur. Yani bilmem ne bile olur, hiç kasmana gerek yok hocam. Her şeye özel isim de geç gitsin. Sormuyor ki abi sınavda. Hadi sordu diyelim, bu sene merkeze koydu diyelim. Ya Allah aşkına. Koskoca metinde şu Ahmet'i göremeyecek miyiz ya? Koskoca bir metinde şu Ankara'yı, İstanbul'u vesaireyi göremez miyiz ya? İhtiyacınız yok. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Cins. Cins isim, diğer adıyla tür ismi. Hocam tür ismi nedir? Bakalım haydi. Ya masa bir tür ismidir Allah aşkına. Haydi dikkat. Masa. Nasıl ayırıyoruz hocam? Ya masa üretilebilir hocam. Üretilebilir değil mi? Çok net. Masadan binlerce, yüzlerce yapılabilir. Masa, ama hangi masadan bahsediyorsun değil mi? Doğal olarak eşi benzeri var bunların. Ne demiştik? Eşi benzeri olmayanlar için özel isim. Ahmet ismini taşıyan milyonlarca kişi var hocam. Ona ne diyeceğiz? Ha, ona saygı duyacağız. Ona saygı duyacağız ve şunu söyleyeceğiz. Ya Ahmet isminden binlerce, milyonlarca olabilir ama aynı Ahmet'ten bir tane daha mümkün değil, değil mi? Eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimler de özel isimler. Cins isimler ise 100 yıllık örneklerini maalesef utanarak yazıyorum arkadaşlar. Büyük bir utanç içerisindeyim şu an bitkiyi yazdığım için. Neden yazdım onu bilmiyorum şu an. Ya bitki zaten 100 yıllık cins isim Allah aşkına. Yani insan, bitki, hayvan, masa, sıra, sandalye, bunlar hep cins
isim zaten. Yani gördüğünüz her şey cins isim arkadaşlar, hiç kasmanıza gerek yok. Cins isim kullanmadan cümle kuramazsınız ki. Yani bir metinde cins isim var mı sorusuna direkt olarak evet deyip geçmeniz ya da özel isim mi kesinlikle vardır deyip hiç uğraşmamanız çok daha mantıklıdır hocam. Devam ediyoruz. Özel cins tamam. Cins ismine tür ismi dendiği cebinde kalsın. Ha cevap olmaz ama yarın Ceyhan'da der ki 3 numaralı cümlede tür ismine yer verilmiştir. Orada bir afallama yaşama hocam. Özel isim cepte, cins isim cepte. Geldik tekil çoğul topluluğa. Hadi tekile de bakalım hocam. Tekil. Ya adı üzerinde Allah aşkına. Yani tek. Varlıkların sayılarına göre demiştik hatırlayınız. Tekil ya. Sayıca tek, adetçe tek. Kalemdir, sıradır, masadır, defterdir hocam. Çok net hiç tartışmaya gerek yok. Kalem tekil bir isim değil mi? Nihayetinde. Ne bileyim artık ne olsun. Defter tekil bir isim. Nihayetinde. Yani teklik ifade eder. Laler çokluk eki asla almaz. Değil mi? Bu da cebinizde kalsın. Çoğul isim. Utanarak yazdığım başlıklar bunlar. Çok gereksiz. Yeryüzünde hiçbir sınavda bunlar cevap olamaz. Mümkün değil. Ne diyor hocam? Kalemse bu sefer ne diyeceğiz? Kalemler değil mi? Yani bu sefer de ne olacak hocam? Artık çokluk ekiyle karşınıza geliyor olacağız. Çoğul isim, çokluk ismi. Çokluk eki olan larleri almak zorunda hocam. O yüzden hiç kaçarı yok. Yani her türlü yakalarsınız bu konuyu. Hiç sıkıntı değil. Topluluk ismi. Topluluk isminde ise haydi kaçırma hocam. Larler eki olmadığı halde çokluk belirtmesini bekliyoruz topluluk isimlerinin. Tekrar hocam anlamadım. Larler eki olmayacak ama çokluk ifade edecek. Orman gibi değil mi? Yüzyıllık örnekler. Haydi burada kırmızıyla yazalım. Orman değil mi? Hocam orman topluluk da ormanlar ne olur? Ha, ormanlar artık larler eki aldı. Ne yaptı hocam? Çokluk oldu. Ben bunu sorduğum zaman bazen sınıfta zaman zaman oluyor hocam neden olmasın çok da eğlenceli oluyor bu ifadeler. Hocam diyor topluluğun çoğulu ya bismillahirrahmanirrahim Allah aşkına. Yani orada besmeleyi çekip durmak lazım devam etmemek lazım. Orman topluluk ismi eyvallah hocam saygı duyuyoruz. Larler ekini aldığı an itibariyle artık çokluk olur değil mi? Çokluk ismi. Yani kökü topluluk ama bilmem neye hiç gerek yok hocam. Bayağı bildiğin ormanlar canım işte. Bir orman, iki orman, üç orman, birden fazla ağaç topluluğu ya bu kadar ormanlar. Larler eki varsa hocam tekrar çokluk ismi. Larler eki olmadığı halde çokluk belirtiyorsa ona topluluk diyeceğiz. Ha bazı şeylere de dikkat çekmekte fayda var. Mesela sınıf kelimesi. Sınıf kelimesi şöyle kullanılsa desem ki sınıf haydi kırmızıyla devam gayet güzel boyanmış desem buradaki sınıf arkadaşlar tekil olarak kullanılmış olur değil mi? Tekil. Peki şöyle desem sınıflar boyanmış burada larler eki olduğu için çoğul isimdir. Ama desem ki arkadaşlar haydi kaçırma. Sınıf. Pür dikkat. Sınıf. Pür dikkat izliyor. Ha buna ne dersin hocam? Topluluk. Yani kısacası. Sınıf kelimesi veya diğerleri hiç fark etmez. Yani topluluk dediğimiz ya da çoğul tekil dediğimiz bazı başlıklar cümle içerisinde farklı anlamlar ifade ediyor olabilir. Bakın sınıf kelimesi bu cümlede tekil oldu. Sınıf kelimesi bu cümlede çoğul oldu. Sınıf kelimesi bu cümlede topluluk adı olarak kullanıldı. Yani hocam cümle içerisindeki kullanımları her şeyi değiştirebilir. Hazır olmakta fayda var. Peki tekil çoğul topluluk cepte. Özel cins cepte. Haydi israf yapmayalım hocam. Geniş geniş yazıyoruz ama somut soyuta da şurada değinelim hocam. Yeterli bu kadar alan onun için fazla bile. Çünkü somut soyut bu kadar değeri hak etmiyor hocam. Bu kadar değeri hak etmiyor. En değerli konu tamlamadır. Onun için bir A4'ün tamamını kullanacağız. Haydi kaçırma. Somut soyut hocam. Ya Allah aşkına. Ben şimdi sana desem ki masa soyut mudur somut mudur? Videoyu orada durdurursun devam etmezsin değil mi? Ne gerek var? Yani adam ne anlatıyor Allah aşkına dersin. Ben sana rüya soyut mudur somut mudur dersem. Sen bana hocam rüyayı görüyorum tabii ki somuttur demezsin değil mi? Böyle bir şey demezsin canım o kadar değil. Ne dersin hocam? Hocam rüyayı yani elle tutup gözle görmüyoruz ki. Oradaki rüyayı görmek muhabbeti gerçek anlamda görmek değil ki. Yani rüya soyuttur değil mi? Çok net. Hayaller, duygular, nefretler, öfkeler neyse artık soyuttur. Ekmekler, sıralar, masalar tabii ki somuttur.
E bu mu hocam konu? Değil. İşte konu bu değil. Zaten o yüzden buraya ufacık da olsa bir durduk. Buraya vurgu yaptık. Bakın hocam, haydi kaçırmayın. Somutlaştırma, soyutlaştırma diye bir konumuz var. Somut soyutun çok önemli bir boyutu. Nedir hocam? Diyor ki, bu konuyu anlamanın başka bir yolu yok mu? Hocam diyor, yani sen ismi böyle anlatıyorsun, eyvallah güzel de başka bir yolu yok mu? Bakın dikkat. Buradaki yol ifadesi soyut anlamda mı yoksa somut anlamda mı kullanılmış? Haydi bakalım beraber. Normalde yol dediğimiz şey somuttur canım. Görüyorsun, basıyorsun, dokunuyorsun. Yani her türlü duyu organıyla hissettik. Eyvallah hocam. Tamam. Yani yol somuttur. Fakat şimdi dikkat hocam. Bu cümlede yöntem anlamında kullanılmış. Yani burada yol ifadesiyle ne yapılmış hocam? Soyutlaştırma. Değil mi? Burada soyutlaştırma yapılmış. Eğer cümleyi şöyle kursaydım hocam, başka bir ifade olsun. Zeka olsun. Burada muhabbetimiz. Zeka bir portakal bahçesidir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu örnek nereden aklıma geldi? Bir portakal bahçesidir diyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu derste esirgememem lazım. Sınıflardan aktarmak lazım bunu. Zeka bir portakal bahçesidir diyor. Ya bismillahirrahmanirrahim. Adam bana zekayı soruyor. Diyor ki hocam, altı çizili ifade somut mudur, soyut mudur? Ben de diyorum ki ya tek başına bakarsan soyut tabii. Yani zeka soyuttur. Hiç tartışılmaz. Ama bir portakal bahçesine benzeterek zekayı ne yaptı hocam? Haydi dikkat, kaçırma. Somutlaştırdı. Yani hocam hiç anlamadım. Ya anlamayacak bir şey yok hocam. Altı çizili ifadenin cümle içerisindeki kullanımına bakıyorsunuz. Zeka tabii ki soyuttur ama cümlede somut anlama gelecek şekilde kullanılmış. Yani bayağı bildiğin portakal bahçesi diyor. Git dokun diyor, gör diyor, ye iç diyor. Yani hocam somutlaştırıyor. Yani kısacası somut mu soyut mu muhabbetine soyutlaştırma somutlaştırmayla bir son vermiş olduk hocam. Yoksa ekmek tabii ki soyuttur. Hayal tabii ki soyuttur değil mi? Ekmek tabii ki somuttur. Hayal tabii ki soyuttur değil mi? Çok net hocam. Burada çok sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi somutlaştırma, soyutlaştırma boyutu sorulabilir. Haydi devam hocam, tam gaz. Başka neler var? İsimlerde küçültme demiştim. İsimlerde küçültme. Küçültmeyi hangi eklerle sağlarız hocam? Cıkcikle sağlarız. Çağça ile sağlarız. Cağız ceyiz ile sağlarız. Imsi imsi ile sağlarız. İmtirak imtirakla sağlarız. Küçültme eklerimiz bunlar. Fakat lütfen dikkat hocam. Şimdi küçücük, ufacık, tefecik falan yazmayacağız. Onun için burada değiliz. Küçültme, isimlerde küçültme. Bakın dikkat. Her zaman miktar olarak azlık belirtmek zorunda değil. Yani burada sevgi anlamı katmış. Ona rağmen burada kullanılan cıkcık muhabbeti isimde küçültmenin örneğidir. Ya da bakın dikkat, cağız ceyiz eki, adamcağız. Burada acıma anlamı katmış, yine küçültme eki kabul ediyoruz. İlla miktar olarak azlık belirtmek zorunda değil. Yani küçücük derse bu zaten cepte. Küçücük diyor, işte ufacık diyor. Bunlar zaten bizim cebimizde hocam. Bunlara saygımız var. Bunlar ilk başta akla gelecekler. Ama dedim ya, bazen de sevgi ve acıma anlamı katar. Bu durumda dahi isimlerde küçültme kabul edilir hocam. Peki başka neler var hocam? Bazen mesela köprücük gibi bir ifadeyle bizi vurabilirler. Nasıl yani? Eğer bu adam köprücük kemiği derse küçültme değildir. Ama şehirdeki köprücükleri geçtik derse tabii ki küçültmedir. Duruma göre değişecek. Bademcik tabii ki küçültme değil, değil mi? Bunları tabii ki kabul etmezsin. Ya da gelincik. Şüphesiz ki hayvan olan ya da ne bileyim bitki olan vesaire olan gelincikten bahsediyoruz. Yani her türlü bunları zaten kabul etmezsin hocam. Bunun dışında hocam siz bir de çağçeye dediniz. Mesela büyükçe. Büyükçe ifadesi kabul. Yani hocam tam büyük değil. Büyüye biraz yakın. Ya da hocam imsi imsi. Sarımsı.
Yani tam sarı değil, tam sarıya, kafandaki sarıya biraz yakın. Ya da yeşilim tırak. Yani hocam tam yeşil değil, yeşile biraz yakın. Bunlar da yine küçültme sayılır. Unutma lütfen. Küçültme 2, cık cık, çağçe, cağız ceyiz, ımsı imsi ve imtırak. Yani hocam sevgi acıma anlamı da katsa biz bunlara küçültme 2 diyeceğiz. Bazen bizi şu tarz örneklerle vurabilirler. Cümle içerisindeki anlamları bunların büyük önem taşır. Büyükçe, sarımsı, yeşil imtıraksa çok görmediklerimiz, değil mi? Çok fazla kullansak da sınavda çok fazla karşımıza gelmeyen örnekler. Peki ne bileceğiz hocam? Bilmeniz gereken en önemli şeyi yazıyorum şu an. Çok önemli anlar. Hocam, küçültme eklerinin tamamı yapım ekidir. Yani küçücük, ufacık, tefecik duyuyorsan, görüyorsan, yazıyorsan burada unutma lütfen türemiş sözcük kullanıyorsun demektir. Bu ekleri gördüğünüz zaman o sözcük türemiştir demeniz çok doğru olur. Küçültme ekleri yapım ekidir. Yok mu hocam artistik bir bilgi? Ya olmaz olur mu Allah aşkına? Bu videolar zaten onun için var. Yoksa herkes bir şekilde anlatır geçer. Bakın dikkat. Küçücük bir ev. Küçücük bir ev kullanımında bu ifadede bir küçültme ismi yoktur. Tekrar, küçücük bir ev kullanımında bir küçültme adına yer verilmemiştir. Nasıl yani hocam, ne demek istiyorsunuz? Ya nasıl ev küçücük ev? Sıfat bu. İsim değil bu. Burada sıfat olarak kullanılmış. Demek ki bu cümlede küçültme adına yer verilmemiş. Küçücüğü ben mümkün mertebe kitabımda yer verdim ama göreceksiniz, çözenler görecekler. Metnin içerisine küçücüğü atıyor adam. Paragrafı yazıyor. Şöyle köşeye bir yere küçücüğü de saklıyor. Ben bunu yaptım hocam, çok da başarılı oluyor. Şıklarda küçültme adına yer verilmiştir diyor. Benim vatandaşım küçücüğü görür görmez tamam diyor, Edirne'yi çat eledi gitti. Allah razı olsun diyor, adamın anlattığı çıktı diyor. Ya nereye çıktı Allah aşkına, yani sıfat ya bu. Küçücük ev dediğini düşün, sıfat bu. Nereye ediyorsun Edirne'yi? Cevabımız Edirne bir kere. Doğal olarak haydi kaçırma. İsimlerde küçültmenin genel muhabbeti de şüphesiz ki bu arkadaşlar. Peki başka neler var? Geldik belki de en önemli kısmına, isim konusunun, isim tamlamaları konusunu arkadaşlar. Onu da isim tamlamaları başlığı altındaki videomuzda göreceksiniz. Haydi kolay gelsin.